yine Fatih Hocam önemli usta dikkat çektiğin. Kur'an belli konuda öyle zihinler oluşturuyor ki bunlara baktığımızda yani 7. yüzyılda Arap Yarımadası'ndaki bir kimsenin bu konularda böyle şeyler söylemesi beklenmez. Gerçekten o çağı, o bölgeyi aşan, o Mekke Medine'nin içindeki bir kişiyi aşacak şekilde bir zihin inşası olmuş değil mi? Çünkü Kur'an kalpleri ve zihinleri inşa eden bir kitap. Yani kendisine bağlarının nasıl düşüneceğini, hayata nasıl bakacağını belirleyen bir kitap. Birçok husus var bunda. Birisi de işte senin dikkat çektiğin adalet konusu. Şimdi Kur'an'da adalet konusu çok önemli ama 7. yüzyıldaki insanlara baksak orada bir bakıyoruz. Güçlü olanın haklılığı adaletin önüne geçmiş. Yani hocam sözün gücünden ziyade gücün sözünü oluşturduğu bir toplumdan bahsediyoruz tabii aslında. Ki. Kim güçlüyse onun sözü geçiyor ve tam evet. Bir aslında çıkar ortamından bahsedebiliriz ya. Ve o dönem. Şöyle bir şey var yani birçok kimse bir kimsenin kendi kavminden olmasını kavminden olanın kollanması için yeterli sebep görüyor. Yani bir kimsenin kavminden olanı kollaması adalet ilkesinin önünde. Ama burası çok açıktır ki bir şey konuda adaletle hüküm vermeniz için bir kimsenin sizin kavminden olup olmadığınızı birçok zaman bir kenara bırakmanız gerekir. Ama kamiyetçiliğin olduğu bir ortamda Kur'an adalet ilkesini gündeme getirdi. Nitekim bir bakın peygamberimizden sonra bazıları çıktılar. Liderler Kureyş'ten olacak gibi uydurmalarla işte siyasi liderlerin, halifelerin sadece Kureyş'ten çıkabileceğini söylediler. Tarihte bu tabii ki böyle olmadı. İşte Osmanlı'da da ya da hilafet geldi. Yani liderler Kureyş'ten değildi. Ama sonuçta böyle bir şey söylendi. Mehmet Said Hatipoğlu hocamız, bir hadis uzmanımız, bu hadisin işte birçok açıdan neden uydurma olduğunu gösterdi. Hocamızın da Hadis Tetkikleri diye bir kitabı var. Tabii. Mehmet Said Hatipoğlu hocanın. İlgilenenler için de hocam buradan tekrar zikretmiş evet. olalım. Bu hadisi eline boyuna alıyor. Hilafetin Kureyşliği meselesini bir bölüm olarak hocamız orada işliyor. Hocamıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Hocamız gerçekten çok değerli bir hocamız. Şu anda 90 yaşı civarında hocamız ve gayet hala çalışmaya devam ediyor. Buradan buna şunun için atıf yaptı. Dikkat edin, peygamberin vefatından hemen sonra böyle bir şey uydurulabiliyor. Yani tek bir, dikkat edin, ırka bile değil, tek bir kabileye siyasi otoriteyi bırakmaya çalışan bir zihniyet ortaya çıkıyor. Bırakın adalet ilkesini. İnsanlar uydurulacakları zaman böyle bir şey uydurabiliyorlar. Kur'an da insandan olsaydı pekala Kur'an'ın içinde buna benzer hükümler olmasını beklerdik. Ama Kur'an'da buna benzer bir hükmü hiçbir zaman rastlamıyoruz. Şimdi adaletle ilgili tabii Kur'an'ın dikkat çektiği hususlara da bakalım. Mesela Nisa suresi 58. ayet. Gerçekten de Allah emanetleri sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Ondan sonra şeye gelelim. Yani şimdi bir yani bu kamiyetçilik değil mi dedik? Adalet ilkesi de değinebilecek bir şey. Veyahut da bir kavme karşı kininiz varsa, düşmanlığınız varsa. Mesela bu adalet ilkesini zedeleyebilir. Ve o dönemde peygamberimizin kavmi, o bölgedeki birçok kimse, birçok kabileye karşı kinleri vardı. Savaşmışlardı onlarla yani. Karşılık öldürmeler olmuştu. Ama Kur'an şuna dikkat çekiyor. Diyor ki mesela Maide suresi 8'de. Ey iman edenler! Adil tanıklar olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletten alıkoymasın. Adaletli olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan sakının. Gerçekten de Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hocam ölçü müthiş değil mi? Yani hiç tanımadığınız birilerine adaletli olmanız belki beklenebilir ama düşmanlık beslemiş olduğunuz bir kavme dahi adaletli olmamızı isteyen bir vahiy var. Tabii. Bir de şunu düşünelim. İnsanların ırkçılığı ayıp olarak görmesi, ırkçılık siyah beyaz, sarı ırk üzerinden ayrımları kınamasıyla ilgili zihniyetin oluşması çok çok yeni bir olgu. Mesela Amerika'da, değil mi? Hani ırkçılığa karşı bazı hareketlerin çıktığı yerlerden birisi diye anlatıldı birçok zaman. 20. yüzyılın daha ilk yarısında otobüste aynı yere zencilerle beyazlar oturamıyordu. Daha
Yani birçok kimsenin zihninde ırkçılık kötüdür ifadesi, yani siyah insanların siyah mı beyaz mı sarı tam olduğu önemsizdirin oluşması, geniş kitlelerin bunu kabul etmesi, tabii buna hala aykırı davrananlar var ama bu çok çok yeni bir olgu. Tam hele 7. yüzyıla gittiğinizde ırkçılığa karşıt bir zihnin yaygın olmadığını söyleyebiliriz. Şu anda bunu herkes takdir ediyor ırkçılığa karşı ama ne olacak ki, bunu birçok kimse söyler gibi diyor. Ama 7. yüzyılda Kur'an'ın vahyedildiğine gittiğinizde Kur'an'da ırkçılığa karşıt ifadelerin olması önemli. Mesela Hucurat Suresi 13. ayet okuyalım. Ey insanlar, bakın tüm insanlara hitap. Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Bakın insanlar tanısın diye kavimler ve kabileler var. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız ondan en çok sakınanınızdır. Yani kavimler, kabileler birbirine tanışsın diye, yani kavga etsin, birisi diye üstünlük sıralamasa kalkışsın diye yok. Tanışmak için bunlar varlar. Ve bunların içinde en değerli olanı, ha işte Kureyş'tir demiyor, işte Evç kabilesidir demiyor, Hazreç'tir demiyor, odur budur demiyor Kur'an. Ne diyor? Allah'tan en çok sakınan veyahut işte takva dediğimiz, yani dini konularda en duyarlı olan, en düzgün davranan kimse, Allah, yani dinin koyduğu prensiplerde, Allah katında en üstün olan budur. Yani bir kabileden veya bir ırktan olmakla siz üstün olamazsınız. Bundan daha net ırkçılığa karşı hangi mesaj olamaz hocam. Böyle bir ilki olamaz başka. Veya Rum Suresi 22. ayet okuyalım. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizi ve renklerinizin farklı olmasıdır. Gerçekte de bunda bilenler için dersler vardır. Kur'an insanların dillerinin ve renklerinin farklı olmasını Allah'ın delillerinden biri, Allah'ın evrende yarattığı çeşitliliğin, güzelliğin bir unsuru olarak insanlara sunuyor. Kur'an hiçbir yerinde yani. Mesela Arapça içinde, Kur'an Arapça indiği söylenmesine rağmen işte Arapçanın diğer dillerden üstünlüğü. Veyahut da ne bileyim peygamberin kendisi beyaz ırktan, beyaz ırkın diğer ırktan üstünlüğü gibi bir şey yok. Bir çeşitliliğin parçası Arapça'da, beyaz ırk da bir çeşitliliğin parçası. Kur'an işte toplumsal aidiyetlerin bir üstünlük sebebi olmadığının, üstünlüğün işte Allah'ın beğendiği eylemlerde bulunmanın, erdemli insan olmada olduğunun mantığını böyle çok güzel oluşturuyor. Çünkü adaletli olmanın önündeki en önemli engellerden birisi işte kabileyi kayırmak, ırkı kayırmak, düşman kabilelere karşıt bir yargıda bulunmak. Hocam o zaman aslında doğuştan sahip olmuş olduğum şeylerle övünmem çok da aslında makul değil. Zira hiçbirini ben seçmedim ve üzerine emek vermedim. Ama erdemli bir insan olmayı, takvalı, duyarlı bir insan olmak ise benim kendi tercihim ve seçimim. O halde eğer bir şeylerle herhalde övünmem gerekiyorsa, hiç emek vermeden tercih etmediğim şeyler üzerinden değil de emek vererek ya da seçerek takvayla belki biraz övünülebilir. Diğer adaleti engelleyen unsurlara gelelim. Diğer adaleti engelleyen unsurlardan birisi daha çok parası olanı, tabii özellikle rüşvet ondan alınacağı için veya güçlüye yalakalık yapmak için zengini fakire tercih etmek. Veyahut da kendi yakınını böyle hani kabilesinden olmasa da sadece ne bileyim kabilenin içinde de insan değil. Kendi mesela ne bileyim kuzenini başka birine tercih edebilir yani kabilesinin içinde de. Veyahut da anne babasını veyahut da kendi çocuğunu. Kur'an bir insan hüküm vereceği zaman bir hüküm verme noktasındaysa kendi yakınları da olsa zengin fakir olunsa da adalet ilkesini zedelememesi gerektiğini mantığını da koy. Bak bu da çok önemli. Çok zor da bir şey değil midir hocam yani? Tabii. Orada kendi yakınınız, kendi ailenizden birileri varken bile orada onu gözetmek adalete mesela düşünün, yapmak mesela nasılsınız? Sizin oğlunuz var. Oğlunuzun birinden borç aldığını biliyorsunuz. Aralarında bir para ihtilafı çıktı birisiyle. Bu konuda gelip de size bir sordular işte yani işte senin oğlun para almış diyor. Siz de bunu biliyorsunuz. Sizin burada oğlunuzun işte haksız olduğunu söyleyip karşı tarafa evet gerçekten ondan borcunu aldı vermedi demeniz, buna tanıklığınız varsa, bu konuda adaletli olmanız kolay bir unsur değil. Veyahut da işte insanı hiç tanımadığı biriyle kuzeni arasında bir arazi ihtilafı olsa, orada mesela kuzenliği de karşı tarafın haklı olduğuna hüküm vermesi oldukça
zor bir olaydır. Birçok insanın da beceremeyeceği bir olaydır. Ama Kur'an bu ilkeyi koyuyor. Yakınlarını, zengini, fakiri sakın hüküm verme durumundaysan sakın kayırma diyor. Bununla ilgili ayetimiz hangisiydi hocam? Nisa suresi 135. Ey inananlar, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti gözetin. Anne babanız veya en yakınlarınızın aleyhine bile olsa. Onlar ister zengin ister fakir olsun. Yani zenginlik fakirlik de burada bir adaletli kriter vermenize değil, engel olmamalı. Allah onlara daha yakındır. Adaletten dönüp de heveslerinize uymayın. Eğer eğrilik gösterirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır. Şimdi burada başka bir şey de var. Yani Kur'an'da şimdi Hazreti Peygamber'e kendisine kötülük yapanlara bile, bakın peygamber değil mi şimdi, bir ihtilafta, özellikle kendisine peygamberlik geldikten sonra başka insanla ihtilafta haklı olduğu en güvenilecek kişi. Buna rağmen Allah diyor ki sana karşı haksızlık yapanlara bile gerekirse adaletli davran. Bir insanın kendisini ihtilaflı olanlara karşı işte değil mi yani adaletli olmasının ne kadar zor olduğunu hepimiz tanık edebiliriz. Hocam bu ülke gerçekten dünyadaki birçok problemi mevcut bu. Birçok savaşları, zulümleri, gözyaşlarını da ortadan kaldırabilecek çok temel bir ilke değil mi? Tabii ki. Yani bir insanın en zor herhalde adaletli olabileceği kimse kendisine düşmanlık yapan kimse. Şimdi Kur'an'da zaten affetmek yani düşmanlıkları ortadan kaldırmak da bir ilke olarak birçok yerde veriliyor ama şu ayette okursak demin söylediğim usta dikkat çekiliyor. Maide suresi 42. ayet. Hep yalana kulak verir, durmadan haram yerler. Şimdi yalana kulak verip haram yiyenler var. Sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Yani peygamber bunlar da sen onlarla o yalana kulak veren, peygambere karşı dedikodu yapanlara isterse onlardan yüz çevirebileceği geçiyor. Eğer yüz çevirsen sana hiçbir zarar veremezler. Aralarında hükmedecek olursan, yani bir hüküm verme durumunda kalırsan, adaletle hükmet. Ha bak, yani onlar aleyhte konuşmalar yaptılar, yalana kulak verdiler. Sen onlar hakkında istediğin gibi hüküm ver demiyor. Ayet diyor ki, aralarında hükmedecek olursan, adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. Şimdi Kur'an, yani özetlersek, adaletli olmanın önündeki tüm engellere karşıt insanları uyarıyor. Irksal ayrım, kabile ayrımcılığı, zengin-fakir ayrımı, yakınlara imtiyaz tanınması, düşmanlara karşıt adaletsiz davranma eğilimi, bunların hepsine karşıt uyarılarda bulunuyor. Ve dikkat ettiğimiz zaman o dönemin zihniyetinde, yani ırkçılığın, kabile kayırmacılığın yoğun olduğu bir dönemde böyle bir mesaj beklenmez. Yani bir insandan daha çok ondan da yani kendi kabilesini daha kayıracağı tarzda, değil mi? O dönemin zihniyetini oluşturacağı tarzda beklenir. Bu da hocam, mesela zamanın ruhu ister istemez her yazarı etkiler değil mi? Tabii ki. Yani aslında her yazar, her müellif biraz da İbnü'z-Zaman dediğimiz zamanın çocuğudur. İster istemez doğmuş olduğu kültürü, tabii, coğrafyayı yazılarına yansıtacaktır. Zihin mutlaka bundan etkilenir. İşte yani mesela çok büyük felsefecilere bakıyoruz. İşte Heidegger gibi mesela felsefede çok önem verilen kimseler. İşte 20. yüzyılda baktığımızda zihin olarak Heidegger'in seçkinliği tartışmasız ama kendisi işte Nazilerin döneminde yaşadı. Ve bir bakıyoruz o Nazi söylemlerini bayağı kendini kaptırmıştı. Aristoteles felsefe tarihindeki tartışmasız en etkili kişidir. Yani en iyi felsefecidir demiyorum ama en etkili olduğu Aristoteles'in çok rahatlıkla söylenebilir. Kendi döneminin kadına bakışını, kendi döneminin mesela köleliği övgüsünü, köleliği devam ettirmeyle ilgili şeyini Aristoteles'in eserlerinde görüyoruz. Bir kimsenin kendi döneminin etkilerinden kurtulması çok çok zor. Kur'an eğer ki bir insan tarafından oluşmuş kitap olsaydı, işte Hazreti Muhammed'in de dediğin gibi, yani kendi döneminin adalet ilkesine, kabileye, ırkçılığa bakışını yansıtmasını beklerdik bir kitapta. Ama Allah'tan olunca tabii o dönemindeki insanların zihinlerindeki imgeleri aşan prensipleri getirmesini bekleriz ve Kur'an'da da bunları görüyoruz.